Evet hocam, kedi. Değerli TV izleyicilerimiz, yine bir cuma günü, mübarek bir günde sizlerle beraberiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve yardımı hepimizin, bizlerin ve bütün din kardeşlerimizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak bugünümüzü mübarek eylesin inşallah. Bugünün, cuma gününün feyizinden, bereketinden en güzel şekilde istifade etmeyi bizlere nasip eylesin. Değerli izleyicilerimiz, her cuma olduğu gibi bu cumada da İlmihalimiz programında sizlerle beraberiz. Her hafta olduğu gibi bugün de bizlerle beraber olan konuğumuz Doktor Ahmet Erdinçli hocamız. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Kıymet hocam. Nasılsınız? Elhamdülillah sağ olun hocam. Nasılsınız siz? Hamdolsun çok şükür. Allah iyilik versin inşallah. Amin. Ve değerli izleyenlerimiz bu haftaki konumuz önemli bir konu. Kıyametle ilgili inşallah bugün konuşacağız. Hepinizin bildiği gibi bu dünya hayatı geçici, fani. Bu hayattan sonra bir kabir alemi var, berzah alemi dediğimiz. Ondan sonra kıyametle hepimiz ayağa kalkacağız. Zaten kıyamet demek, ayağa kalkmak demek. Yeni bir hayata, ebedi bir hayata başlamış olacağız. Kıyametin başlangıcı bildiğiniz gibi İsrafil Aleyhisselam'ın sura üfürmesiyle olacak. Kıyamet o zaman başlayacak. Kıyamet hiçbir canlının kalmayacağı, bütün canlıların vefat edeceği birinci surla beraber, ikinci sura üfürüşle beraber de bütün canlıların tekrar canlanıp ayağa kalkıp mahşer denen o meydanda toplanıp daha sonra Allah'a, Rabbimize hesap vermek üzere Allah'ın huzuruna toplanacağız. Daha sonra cennet ve cehennem hayatı denen iki türlü hayat başlamış olacak. Evet, ayrıntıları değerli hocamızdan dinleyeceğiz inşallah. Ben fazla vakit kaybetmeden hemen ilk sorumla hocama dönmek istiyorum. Değerli hocam, bugünkü konu gaybi bir konu. Evet. Kıyamet hakkında çok fazla malumatın olmadığı, sınırlı bilgilerimizin olduğu bir konu. Bu konuda değerli izleyenlerimize tabii ki Kur'an-ı Kerim'in ve sevgili peygamberimizden gelen bilgiler ışığında onlara bilgilendirmeye çalışacağız. İlk sorumla ben kıyamet nedir? Ne anlama gelir? Onunla başlamak istiyorum. Evet kıymetli hocam, kıyamet nedir? Biz bu husustaki bilgileri bir Kur'an-ı Kerim'den alıyoruz. Rabbimiz bizlere kıyamet hakkında haber veriyor ve arkasından devam edecek olan cennet cehennem hakkında, ahiret hakkında bilgi veriyor. İkinci olarak biz Efendimiz Aleyhisselam'ın fiten ve melahim denilen hadiste, sahih hadislerin bir bölümleri vardır, bölüm bölüm. İman gibi, ahlak gibi mesela. Bir de fiten ve melahim dediğimiz gelecekten, gayipten haber verim hususundaki bölümlerde biz kıyametle alakalı bilgileri elde ediyoruz. Biz bu bilgileri elde ederken yani kıyamet nedir? Kıyamet artık dünya hayatının sona ermesi, İsrafil Aleyhisselam'ın sura üflemesiyle beraber başlayacak olan bir yeni bir merhale geçmedir. Çünkü bizler uzun bir süreçten geliyoruz. İşte ruhlar aleminden uzun bir süre orada kalmaktan daha sonra anne karnından, çocukluktan dünya hayatı devam ediyor. Ve hasta ayrılmasına beri kabir hayatı yaşayanlar var mesela ondan sonra. İşte bütün herkesin artık dirileceği bir zaman dilimine başlamış olacak bu vesileyle. Ve arkasından dünya hayatı artık bitmiş oluyor ve ebedi hayat olan
işte artık ya cennet hayatı ya cehennem hayatı olarak devam edecek bir sürecin başlamış noktası. Yani bir bitiş değil kıyamet. Evet. Yeni bir başlangıç. Bazen diyoruz ki işte kıyamet koptu artık, her şey bitti diyor ama kıyamet demek her şeyin bitmesi manasına gelmiyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Yeni bir başlangıç, yeni bir hedef diyebiliriz. Evet, tabii ki hepimizin aklına gelen soru şu: kıyamet elbet kopacak, bir gün gelip kopacak. Evet. Yani bu her zaman aklımıza gelen, her zaman merak edilen bir soru. Her yerde, her zeminde, herkese sorulan bir soru. Acaba ne zaman kopacak? Kopacak ama ne zaman kopacak? Zamanı nedir? Belli bir yılı var mıdır? Günün hangi saatinde kopacak? Bu konuda evet hocam, yani Efendim Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben diyor işte ahir zaman peygamberim, artık diyor kıyamet yaklaştı diyor. Kur'an-ı Kerim'de iktarabet is-sa'ah mesela, yine kıyamet yaklaştı diyor mesela, artık çok az bir vaktimiz kaldı diyor. Ben günün ikindi vaktinden sonra gelmiş bir peygamberim gibi günün çok az kısmı kaldığını Efendim Aleyhisselatü Vesselam ifade ediyor. Yani dünyanın yaratılmasından beri çok uzun zaman geçtiğini, artık kıyametin kopmasına az kaldığını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade ediyor. Tabi insanlar olarak biz çok merak ediyoruz kıyamet acaba ne zaman kopacak diye. Bir sahabeden birisi Efendimiz'e geliyor. Ya Resulallah diyor, kıyamet ne zaman kopacak diyor. O da Efendimiz'e buyuruyor ki sen diyor asıl soru sorumluluğu şu diyor, yani sen kıyamet için ne hazırladın, ona bir bakman lazım diyor. Benim diyor fazla bir amelim yok diyor, ben Allah ve Resulü'nü seviyorum diyor. Hani o da yani Efendimiz Aleyhisselam oraya bir hazırlık yap diyelim sıra. Oranın asıl gerekenin bu bilgiden daha ziyade o hayata alışmamız için, o hayatta yapmak için sade amelin işlenmesini bizlere Efendimiz Aleyhisselam gösteriyor. Yani bazen görüyorsunuz işte 2012 yılında bir Maya takvimine göre kıyamet kopacak diye mesela. Bütün artık herkes farklı bir tedbirini almıştı, farklı şey bulmuştu mesela. Yani kıyamet ne zaman kopacak? Yani Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Cuma günü akşam üzeri, akşam vaktinde kopacağını ifade ediyor ama yani biz bunun saatini, vaktini bilmiyoruz. Aynı Nasıl hocam ifade ettiği gibi. Hocam diyorlar yani kıyamet ne zaman kopacak diye soruyorlar. O da diyor ki valla ben kıyamette beni ilgilendirmez diyor. Hani öldüğü zaman diyor küçük kıyamet diyor. Ben öldüğü zaman büyük kıyamet diyor. Yani ben diyor diğer şeyleri artık pek ilgilenmiyorum diyor. Bunun için bizler kıyametin ne zaman kopacağından daha ziyade yani Allah, yani bizim ömrümüzün ne zaman biteceğimizi bilmiyoruz. Yani biz eğer öldükten sonra amel defterimiz eğer kapanacaksa biz ne yapmamız lazım hayattayken? O güne hazırlığımızı yapmamız lazım. Yani tanzun nefsüme katlanık bir kat diyor Kur'an-ı Kerim Rabbimiz. Herkes diyor yarın için ne hazırladığına bir baksın diyor. Yani kıyamet yaklaştı diyor. Yani bizim giren günlerimiz, saatlerimiz geri gelmiyor. Ama biz onların hesabını vereceğiz. Yani bize kalmayacak dünya için, bize kalacak günahlar bir anlamı yok. Malkum'un ifade ettiği gibi biz hayatımızda her an kıyametin kopacak şeklinde gibi hayatımızı yaşamamız lazım. Hasibu kablen tuhasabu. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Biz bu şekilde bir hayatımız, her daim kendimizi kıyamete hazırlamamız gerekiyor. Evet, bu nokta çok önemli değerli hocam. Buyurduğunuz gibi yani biz kıyameti bu şekilde anlamamız lazım. Büyük kıyamet, onun zamanını, vaktini bilmiyoruz. Bilmemiz de imkansız. O bizim dışımızda olan bir şey. Ama biz biliyoruz ki her canlı ölecektir. Kullu nefsin zâikatul mevt, değil mi? Evet. Her canlı ölümü tadacaktır diyor sevgili Yüce Rabbimiz. Bu nedenle her daim küçük kıyametimize hazırlıklı olmak herhalde işin en can alıcı noktası. Yani bize ölüm her zaman uzak geliyor. Kıyamet hep uzak geliyor ama yani bu insanın yapısına olan bir şey. Fakat bazen oluyor, genç öldü, işte ne bileyim işte hastalık geldi, kaza geçirdi falan diyelim mesela. Yani sanki her şeyin bir garantisi varmış gibi, bir belli bir vakti saati varmış gibi, elimizde bir belge varmış gibi biz yorumluyoruz ama bu bizim kendi açımızdan bir yorumlama. Yoksa her ilahi adalette, kaderde mutlaka her şey vakti saati, her şey yazılıyor. Biz kendi hesabımızdan ne göre değerlendirmemiz gerekiyor. Evet, evet tabii. Yani, bir alimin dediği gibi yani dün geçmişte mazidir, bir daha geri gelmez. Yarın da gelme ihtimali çok değil, kesin değil. Evet. Bizim olan bugünkü an, şu anki zaman değerlendiriliyor tabii ki. Evet, tabii bunun şuurunda olmak gerekiyor. Her zaman bazen tabii dünya telaşı, dünyanın işleri bizi meşgul edebiliyor. Unutabiliyoruz ama hatırlatan o kadar çok amil var ki onları düşünüp hatırlamak gerekiyor değerli hocam. Evet, kıyametin kopma zamanını bu şekilde söyledik. Acaba
kıyametin kopacağını belirten işaretler, emareler var mıdır? Yani bunu anlatan belirtiler nelerdir Davud Hocam? Yani bizlere kıyametin kopacağı alet olarak genelde iki tane alamet olduğu bizlere ifade ediliyor. İki çeşit alamet olduğu ifade ediliyor. Bunlar küçük alametler şeklinde ifade edilir. Bir de büyük alametler. Hadis-i şeriften gelen bizlere bildirilen bir hadis-i şerif var. O hadis-i şerifte bize o büyük alametlerin hepsi orada ifade ediliyor. Küçük kıyamet zaten ahir zaman yaşadığımız için aşağı yukarı günümüzde artık çoğunu yaşandığını görüyoruz. Alametleri yaşıyoruz. Yani küçük alametler nelerdir diye soracak olursak, şöyle birkaç madde sayacak olursak, Kur'an'ın önemi insanın tarafından unutulacak diyor. Yani Kur'an-ı Kerim raflara asılacak, o duracak, orada insanlar onu artık boğazından geçmeyecek diyor mesela Efendimiz Aleyhisselam. Küçük kıyametlerin alametlerin bir tanesinde insanlar Kur'an-ı Kerim okuyacak ama diyor ahir zaman da kıyametten önce onun diyor anlamıyla işte mahiyetiyle amel etmeyecek diyor. Yine namaz kılınmayacak diyor. Namaz kılan sayısı çok azalacak diyor. Emanete riayet edilmeyecek diyor. Faiz helal sayılacak. Yani faizsiz işlem yapılacak. Hiçbir işlem yapılmayacak. Herkes faizde öyle böyle kırıntısına dahi bulaşmış olacak diyor. Yine seviyesiz ve şahsiyetsiz yani ehil olmayan insanların mal makam sahibi olması olarak bizde ifade ediliyor. Yine insanların anne babalarına isyan etmeleri, işte hanımların önüne girmesi şeklinde bizlere haber veriliyor. Yine toplumlar geçmişlerinin lanet okuması, yani atalarıyla, cetleriyle övülme yerine, yani övülme değil de nedir? Onların beğenmeme, onları küçük görme gibi şekli, bir algıya bürünmeleri şeklinde ifade ediliyor. İşte niye akşam mümin olarak yatan kişi sabah kafir olarak kalkacak biliyor. Efendim Aleyhisselam hadis-i şerifinden iktibasla. Yani Efendim Aleyhisselam biliyor yani nice insan, bazı insanlar var da diyor. Ya, akşam diyor, yattığı zaman diyor mümin olarak yatar. Sabah kalktığı zaman kafir olarak kalkar diyor. Bazı adamlar da vardır ki diyor sabah evinden işe giderken mümin olarak gider. Akşam eve döndüğü zaman kafir olarak döner diyor. İşte yani hakikaten günümüzde birçoğunu yaşıyoruz. Çünkü evde olsak dahi bir televizyon açtığımız zaman veya bir internet açtığımız zaman bir sürü günaha girilebiliyor. Günah sebebi var mesela evimizde olsa yani odamızda da olsa mesela bir sürü dışarıda istemeyeceğimiz günahlar evde işlenebiliyor artık. Evet, dışarı çıkıyorsunuz. Dışarıda zaten günahın bir türlüsü var. Yani bizim imanımıza itaat boyutunda ciddi sıkıntılar oluşturacak bir takım nesneler olduğunu görüyoruz mesela dışarıda farklı sebeplerle duygu düşünce olduğunu görüyoruz. Yani bu da bir küçük alamet olarak görülüyor ama hakikaten günümüzde ne kadar yaşandığını biz de görüyoruz. Şerrinden korkulan insanlara itibar edilecek diyor. Yani artık onun şerrinden korunmak için mescitler süslenecek diyor. Ama bununla beraber ibadete önem verilmeyecek diyor. Yani bu da genelde günümüzde yani camilerimiz çok süslü. Yani baktığımız zaman bu küçük alametler hep yaşadığımız, karşılaştığımız şeyler. Evet, yani biz farkında değiliz ama yani evet. Hakikaten yani günümüzü sanki tarif ediyoruz. Sanki evet. Sanki yani mescitler, camiler çok süslü olacak, çok gösterişli olacak ama içine varınca cemaat olmayacak diyor. Yani bakıyorsun hakikaten sabah namazından 3-5 geldiği camiler olduğunu görüyoruz mesela. Yani hayatın merkezde olması gereken yerler maalesef şey olabiliyor. Yine nedir? Sadece din içi ilimler öğrenilecek diyor. Kader inkar edilecek ve yıldız falına inanılacak. Yani bu ciddi manada yayılacak diyor. Yine âli ilimler çoğalacak diyor. Bu hakikaten günümüzde çok fazla. Artık diyor âlimin bir tanesi geçen vefat etti Metin hocamız. Ne diyor? Artık diyor öyle diyor yatağında yatıp da yıllarca bir hasta olarak kalacak insan kalmayacak diyor. Yani âli ilimler çoğalacak diyor. Hakikaten öyle. Ölümlerin çoğunluğu ya trafik kazasından ya kanserden ya da artık işte beklemek dediğimiz kalp krizi, kalp krizi mesela yani geçen mesela bir yine vefat etti mesela hakikaten öyle kalp krizi hiç beklemediğimiz anda gençlik insanların öldüğünü görüyoruz mesela bunlar nedir işte kıyamet alametleri olarak görüyoruz yani ahir zamanda normal ölüm kalmayacak ani ölümler çoğalacak yine akrabalık bağlar kesilecek yani hakikaten çok fazla akrabalık İletişim vasıta çok geniş, çok kolaylaştı her şey. Telefonu açıyorsunuz ve görüntülü görüntüsüz istedikçe gidip görüşebiliyoruz. Fakat akrabalara yıllarca görüşmeyen insan olduğunu görüyoruz. Yine kitapların sayısı artacak ama ilim azalacak diyor. Yağmurlar ve yıldırma çoğalacak, madenler yok olacak diyor. Yani bunlar nedir? Bizim için birer küçük alamet şeklinde ifade edilen durumlar. Yani günümüzde zaten çoğunu görüyoruz. Ya bu anlar, bunları küçük alamet diyoruz ama
şu anki toplumumuzu, bizim yani hem maddi hem manevi yönümüzü çok etkileyen etkenler. Yani bunları küçük deme dilim vermiyor. Aslında çok büyük şeyler, önemli şeyler. Bu saydığın şeyler yaşıyoruz. Yine yani en fazla günümüz zaten mesela bir tanesi diyor ki küçük alametlerden. İnsanlar diyor bina yapmakta birbirleri yarışacaklar diyor. Evet. Yani hatta diyor ki çobanın diyor artık dağdaki çobanın dahi evin şeyde birkaç katlı binasının olması şeklinde ifade ediliyor. Ya tabii bugün yaşıyor bunlar. Okuma yazma bilmeyen müteahhitler var. Hiçbir bilgisi, hiçbir eğitim olmayan müteahhitler var. Binalar yapıyorlar, dikiyorlar. Tabii yarış halindeyiz. Şu anda kaç evim var, kaç dairem var. Yarış halindeyiz. Bunları gerçekten yaşıyoruz. Bunlar kıyamet alametiyse tabii ki. Zinanın açıkça yayılması. Üzerinde düşünülmesi, tefekkür edilmesi gereken. Zinanın kurşundur, açıkça işlenmesi haline gelmesi diyor mesela. Yine bununla beraber Fırat Nehri'nin suyun çekilmesi diyor mesela. O da hani bir küçük alamet olarak karşımıza çıkıyor. Yani bütün nehirlerin suyu çekilmiş durumda. Evet. Zenderin suyu çekiliyor. Ve nehir de tamam. Altın çıkacak diyor fakat kimse o altına bakmayacak diyor o şeyin sonunda. Hakikaten insanlar için çok daha farklı önemli olan hususlar ortaya çıkacak o durumda. Bunlar da bizim altını için. Altını bakacak daha başka ilgi alanlar ortaya çıkacak. Evet. Evet, bunları küçük dedik hocam. Yani bunların büyüğü var mı? Yani hocam küçük varsa büyük de olabilir mi? Büyük alametler konusunda neler söyleyebiliriz? Kıyametin büyük alametleri hususunda sevgili Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerif var. Orada toplu halde bunlar zikrediliyor. Huzeyfetül Gıfari radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor bu hadis-i şerif. Biz bir gün diyor bu sahabı kendi aramızda konuşurken Hazreti Peygamber Aleyhisselam yanımıza çıka geldi. Bize ne konuşuyorsunuz dedi. Biz de kıyamet gününden konuşuyoruz dedik diye cevap verdik. Hazreti Peygamber şüphesiz 10 alamet görülmedikçe kıyamet kopmayacaktır dedi. Ve Deccal'i, dumanı yani duhanı, dabbetül arzı, güneşin batıdan doğmasını, İsa Aleyhisselam'ın yere inmesini, Yecüc ve Mecüc, doğuda, batıda ve Arap Yarımadası'nda olmak üzere 3 yer çükünüsünü, son olarak da Yemen'den çıkacak insanları mahşere sürecek ateşin vuku bulacağını söyledi şeklinde bizlere kıyametin büyük alametlerinin hepsini biz bu hadis-i şeriften öğrenmiş oluyoruz kıymetli hocam. Tabi ya bu hadis-i şerifte belirtilen hususlar belki bir konu teşkil ediyor hepsi. Evet. Yani değerli izleyicilerimiz merak edebilir bunlar nedir, ne zaman olacak, nasıldır, niceliği filan. İnşallah tek tek tabii ki bir dahaki programlarda belki bu konular üzerinde durabiliriz daha çok. Çünkü önemli hususlar yani dikkat çekmek açısından, kendimize çekip düzenlemek açısından aslında bunları sık sık gündeme getirmek gerekiyor belki de. Evet. Ha, mesela Deccal'ı çok merak ediyoruz. Deccal evet. Nedir? İşte Deccal çıkacak deniyor. Deccal nasıl bir canlıdır, ne yapacaktır, fonksiyonu nedir değerli hocam? Bu konular... Yani, kıyamet... kopmadan önce kıyamete yakın bir zamanda Deccal isimli bir yalancı bir kişi zuhur edecek. Hı hı. İslam dinini ve Müslümanları ifsad edip kötülüğe ve bozgunculuğa sevk etmek isteyecek. Yani onların nedir? İnsanları dinden soğutmaya yani hani diyor ya şeytan ben diyor insanların önüne sağına soluna arkasına gideceğim müminlerim diyor. Onlar diyor cehennemde kendimi orada çapacağım diyor mesela. Yani kendisiyle beraber cehennemlik olmanı isteyeceğim diyor. Deccal'ın görevi de insanların hatta o da Rabbimiz diyor ki sen diyor ihlaslı olan müminleri diyor asla diyor yoldan şaşıramaz, benim yolumu çeviremesin diyor. Yani burada yine aynı. Deccal geldiği zaman ihlaslı olanlar, tam manasıyla mümin olanlar asla yolundan dönmeyecektir. Şaşmayacaklardır. İşte Deccal nedir? İman kırıntısı olup da işte tam manasıyla gönlünü iman eleştirmeyenler, yani Müslüman olup da mümin olmayanların yolundan çevirme çalışacaktır. Yine hadis-i şeriflerinde olsun Deccal'in sağ gözünün kör olduğu iki gözünün arasında kafir yazdı. Yani bu şurada kafir yazacak. Fakat bu kafir yazısını herkes göremeyecek o zaman için. Çocuğun olmadığı ve Mekke ve Medine'ye giremeyeceği, oraların emin belde olduğu için oraya giremeyeceği ortaya çıktıktan sonra yeryüzünde 40 gün kalacağı ifade ediliyor. Bu süre zarfında istidraç diyoruz. İşte Allah'a inanmayan kişilerin gösterdiği olağanüstüyü istediği şekilde olan olaylar biz istidraç deniliyor. Hani mucize nedir? Mucize peygamberin Allah'ın isteği doğrultusunda yaptığı olağanüstü durumlardır. İstidraç da Allah'a inanmayan kişilerin istekleri doğrultusunda olan olağanüstü olaylar deniliyor. İşte Deccal'da bu tür olaylar var. Bir takım olay bir şey yapmak isteyecek ve onu yapma gücüne sahip, gücü artık
o kabiliyet kendisine verilecek. İstihdaç yapacak ve itirafına aldandığı zaman da imandan çıkmış olacak. Yani bu mahşerden önce, kıyametten önce bir saflara ayırma gibi bir şey olabilir mi? Yani imanı olanlar ve imansız olanların tamamen ayrışması. Çürük elmaların ayrılması. Çürük elmaların ayrılması şeklinde ifade edecek. Yani bakıyorsunuz hocam, herkes günümüzde Müslüman, herkes günah işliyor, herkes oraya buraya gidiyor. Ama işte o Deccal'ın şerrine, yani Efendimiz Aleyhisselam sığındığı hususların bir tanesi de Deccal'dır. Yani hatta yedi şey gelmeden önce diyor, yedi şeyin kıymetini bilin diyor mesela. Burada Deccal'da muhakkak diyor, kendinizi koruyun diye ifade ediyor. Ve son olarak Deccal hakkında bilgi olarak kıyamet yakın zamanda malumunuz Hazreti İsa Aleyhisselam gelecek ve onun tarafından öldürüleceği bilgisi bizlere haber veriliyor. Evet. Başka bir de hadis-i şerifte geçen duhanın çıkışı. Nerede çıkacak? Nasıl mahvedilir? Dumandır. Yani bir artık hani günümüzde mesela şu günlerde Amerika'da bir Kaliforniya'da galiba bir yangın var. Hala %10 daha ciddi anda kontrol altına almış vaziyette. Yani o dumanları görmüşsünüz. Çok ciddi madde bir duman var. Ciddi. İşte duhan da yani biz bu kıyamet alametlerini biz belki günümüz şartlarına göre tam idrak edemeyebiliriz. Yani farklı yorumlar gelebilir ama biz bu tür şey olduğunu bilelim. Fakat bunun içeriği nasıl olacağını değişebilir. Yani güneşin battığında olması nasıl olabilir? Bunun farklı açıklamaları yapılmış zaten. Mesela duhan da, duman anlamına gelen duhan da kıyametin büyük alametten bir tanesi olduğunu zaten Sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizlere haber vermişti. Dünyayı bir duman kaplayacak ve 40 gün 40 gece kalacak. Müminler nezliğe tutulmuş gibi, kafirler de sarhoş gibi, yani ne yaptığını bilmeyecek şekilde ortada dolaşacağı haber veriliyor. Bunlar tabii ki haber, gaybi haberler olduğu için bizler sadece bir nedir, fikir alışverişinde manasında bunları söylemiş oluyoruz. Evet. Bir de Dabbetul Arz dediğimiz canlı bir yaratığın olmasından bahsediliyor. Nedir evet. Dabbetul Arz? Kıyamet, Dabbetul Arz kıyametten önce çıkacağı bildirilen bir yaratıktır. Kur'an-ı Kerim'de zaten birkaç ayet kelimede Dabbetul Arz şeklinde ifade ediliyor. Yer hayvan demek. Dabbe zaten canlı manasına geliyor. Arz da yer manasına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet kelimede şöyle buyuruyor. Kendilerine söylenmiş olan başlarına geldiği zaman, yani kıyamet vakti geldiği zaman yerden bir çeşit hayvan dabbe çıkarırız ki o onlara insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler. Yani buyurmaktadır. Hazreti Peygamber de Dabbetul Arz hakkında çıkacak olan kıyamet alametlerinden ilki güneşin batı tarafında doğması ve bir de bir kuşluk vakti insana karşı bir dabbenin hayvanın zuhurudur diyor. Bir kuşluk vaktinde. Demek ki insanlar hepsinin bundan bir farkında olacak. Haber olacak aynı anda dünyadaki bütün yaşayanlar. Artık herhalde bu teknolojinin gelişmesi herhalde bir manada bir haber verme şeklinde oluyor. Çünkü yani hep zamanda oradaki bir olayın başka yere duyulması kolay kolay çok yakın zamanda olmayacak bir şeydi. Ama bütün insan demek ki bunu aynı anda duyacaklar. Burada işte bu canlı yayınlar, televizyonlar ve farklı vesilelerinde olacağını herhalde. Tabii ki Peygamberimizin İslam'ın indiği yıllarda ve şartlarda dünyanın herhangi bir yerine zuhur eden bir şeyin duyulması imkanı yoktu. Ama günümüzde dünyanın herhangi bir köşesinde olağanüstü bir olayı anında görebiliyoruz. Anında görüyoruz hepsi. Yani, hatta komşumuz evinde ne olduğunu bilmiyoruz ama dünyanın her tarafında ne olduğunu kesinlikle çok daha rahat. Komşumuzu tanımıyoruz ama dünyanın bir tarafında yani, sanal alemde arkadaşımız var. Bunlar aynı binada oturuyoruz fakat gitmiyoruz ama nedir? İşte televizyondan, internetten. Yani aslında aynı odada oturuyoruz, aynı masada çalışıyoruz diyelim ama herkesin duygu düşüncesi farklı farklı şekilde hale geldi. Çünkü ciddi manada bir haber bombardımanı, ciddi manada bir farklı duygu düşünceye sevk eden bir şey var yani. Hatta aileyle yaşayan aile bireyleri bile evet. Sana alemdeki dostlarıyla görüştükleri kadar, zaman aradıkları kadar kendini zaman ayırmıyorlar belki de. Evet. O zamana geldik. Evet, bir de şey var hocam, güneşin batından doğması, bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı belki. Evet. Belki bir zaman içerisinde olacak şeyler. Belki kısa zaman içinde olabilecek olan şeyler. Evet. Yani biz bunların tam ne olduğunu bilmiyoruz ama zaten kıyamet müminlerin üzerine kopmayacağını Efendimiz Aleyhisselam bize ifade ediyor. Kıyametin yakın zamanda müminler vefat ettirecek. Hayır, nezle yani, olacağı, işte evet, kafirlerin sarhoş olacağı. Yani müminlerin o kıyametin dehşetinden emin oldukları bize ifade ediliyor. Kafirlerin üzerine kıyametin kopacağı haber veriliyor. Yani
Bir de insanlar çok merak ettiği kıyametin nedir? Güneşin batıdan doğması meselesi vardır. Bu da nedir? Güneş batıdan doğacak diyor. İnsanlar topluca iman edecek. Ancak daha önce iman etmemiş olanların imanları kendilerine bir yere sağlamayacaktır diyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifinde tecrid-i sabi açık tercümesinde. Müslüm'de de fiten hadis-i şerifine geçiyor bu. Yani hani diyoruz ya, imanın yeis halinde olmaması gerekiyor. Nedir yeis hali? Yani şu hocam nasıl birisi Müslüman oldu da o Müslüman nasıl kabul edilmez? Hani güneşin batıda doğmasını, hani bu şuna benziyor. Firavun yıllarca Hazreti Musa'ya düşmanlık yapıyor. En sonunda Kızıldeniz'e geliyorlar ve Kızıldeniz'de olmayacak şey oluyor kendilerine göre. Dağ, işte dağlar gibi dalgalar açılıyor. Hazreti Musa da o kendisi inanlar geçiyor. Tam kendisi de ordusu böyle geçerken dalga kapanıyor hocam. Evet, iman ediyor ama artık kurtuluş şeyi yok, düşüncesi yok, her şey bitmiş. Ben bir artık diyor, işte Musa ve Harun'un Rabbine iman ettim diyor. O artık nedir? Kurtulma şey olmadığı halde, hakikati gördüğü halde olan bir imandır. Buna biz yeis, ümitsizlik hali. Artık kurtulma umudu yok. Dünyaya tekrar geri döndürme umudu yok. Evet. O zaman da yapılan imanın insana faydası olmaz. Olmayacağını biz ilman kitabının yatımını görüyoruz. Bunun gibi artık her şey ortaya çıkmış. Kıyametin kopacağı, hani dağlar diyor mesela, pamukları gibi mesela, kelleni felaşlanma bir sus diyor mesela, yani parçalanacak diyor, işte yer her taraf mesela farklı farklı bulutlara geçecek. Artık her şey ortada, bu durumda iman etmenin bir faydası olmayacağı ifade ediyor. Yani bazı alimlerin bir de güneşin battan doğmasını farklı şekilde yorumlayanlar var. Evet. İslam'ın yayılması işte batıda, Avrupa'da. Batıdaki insanların Müslüman işte devletleri, Müslüman olacaklarına şeklinde yorumluyorlar. Yani bizler bunu yorumlamaktan daha ziyade ne yapacağız? Hayatını düzgün yaşamaya çalışacağız. Başka bu alametlerden daha ziyade kendi hayatımıza dikkat etmemiz gerekiyor yani. Evet. Bir de Hazreti İsa'nın yolu, Hazreti İsa'nın tekrar yeryüzüne inmesi, belli bir süre İslam şeriatıyla şeriatını tebliğ etmesi, anlatması hadisesi var. Tabii ki bununla ilgili rivayetlere bakmak lazım. Tabii ki sahih mi değil mi? Evet, inancına göre böyle bir düşünce var. Kıyametin vuku bulmasından önce, hemen önce Hazreti İsa yeryüzüne inecek ve Hristiyanları İslam'a davet edecek ve Deccal'i öldürecek, Hazreti Peygamber'in şeriatıyla hükmedecektir şeklinde bir Buhari hadis-i şerifi var. Burada Hazreti İsa'nın gelip Müslüman, işte Hristiyanların İslam'a davet edecek. Zaten en yakın, hani diyor ya Kur'an-ı Kerim'de, size en yakın biz grup olarak Hristiyanları görürsünüz diyor. Yahudileri göremezsiniz şeklinde ayet-i kerimede ifade ediliyor en yakın olarak. Yani burada bazı sorular oluyor işte, niye Hazreti İsa inmiyor, Hazreti Peygamber inmiyor gibi mesela bazı sorular oluyor. Yani bize bir haber bu şekilde. Yani zaten geldiği zaman Hazreti İsa da kendi şeriatına göre değil, kendi dinine göre değil, insanları Hazreti Peygamber'in dinine, son din olan İslam dinine daha önceden bileceğiz. Bilmemiz gerekiyor. Bu hususta tabii ki bunu kabul etmeyenler var, kabul edenler var. Tabii ki bu bir şey, yani iman bir mesele değil. Onu belirtmekte fayda var değerli hocam. Yani iman bir mesele değil. Kur'an-ı Kerim'de geçmediği için bizim için çok kesin bir ifade etmiyor. Tabii ki Buhari'de geçen bir rivayet var. Tabii ki bunun sonucunda biz Allah'u alem. Yani kaybı haber. Sadece imanla mükellefiz. Biz iman edeceğiz. O artık olur olmaz. Boyutu nasıl olur biz bilemeyiz. Yani bundan işte Hazreti İsa niye iniyor? O demek ki Hazreti Peygamber daha Müslüm ki o geliyor. Mesela bir takım farklı sorular geliyor. Hazreti İsa ölmedi mi, yaşıyor mu? Ha, evet. Bir sorular da var. Yani. Çıkarıldığın mesela, çıkması mesela. Onun gibi farklı farklı soru girmenin bir anlamı yok. Yani bu konularda çok fazla düşünmek, çok fazla böyle tartışmaya girmek gereksiz. İmanı nasıl verir? Hani Hazreti Efendimiz buyuruyor ki, yani müminin diyor şu, yani madayani şeylerden, kendisini ilgilendirmeyen şeylerden yüz çevirmesi ve kendisini ilgilendiren şeylerin yoğunlaşması, hayatını ona göre tanzim etmesi, o kaliteli mümin olduğunu gösterir diyor. Yani bakıyorsunuz işimize yaramayacak, dünyada artık işimize yaramayacak bir takım bilgileri, saatlerimizi, günlerimizi, aylarımızı geçirmenin bir anlamı yok. Bizim için pratik olarak hayatımızı yansıtabileceğimiz. Çünkü ömrümüzün ne zaman biteceğini biz bilmiyoruz. Onun için yani kıyamet ne zaman kopacak diye oturup bakmanın, hesap yapmanın, kitap yapmanın bir anlamı yok. Ne yapacağız? Biz kendimiz hayatımızı devam ettireceğiz. Ve bize verilen o ölçü içerisinde, ecel sınırları içerisinde biz vaktimizi değerlendirmemiz gerekiyor. Ve
kıyamet için hazırlığımızı yapmamız lazım. Evet, evet. Yani bizi ilgilenmeyen bilgilerin peşinde bize ne dünyada ne ahirette faydası olmayacak bilgilerle uğraşmanın bir anlamı yok. Mesela Hazreti Nuh'un oğullarının isimleri. Bazen soruluyor ya bize de. Evet. Bir imtihan denemek maksadıyla falan. Hazreti Nuh'un oğulları veya işte başka peygamberin oğullarının isimleri benim ne zaman nerede işim yarayacak, beni ne kazandıracak gibi bilgiler. Hazreti İsa konusunda da böyle. Hazreti İsa'nın yüzünü konusunda da tabii ki en doğrusunu Allah bilir dememiz gerekiyor. Evet. O yaparsa olur. Ol derse olur, in derse iner, değil mi? Evet. Ha, bu da öyle çok fazla tartışmaya geçen bir soru geldi Kıymet Hocam. Diyor ki, hocam ben çocuğum oldu, ismini Eriha dedi galiba, Eriha koyacağım dedi. Dedim Eriha nereden geliyor, kim acaba, ben hiç duymadım dedim yani. Çocuklarına bir isim koyamadım, yani Eriha ne olduğunu bilmiyorum dedim manasını. Hocam nasıl bilmesin dedi ya. Kıramı geçiyor. Zekir Aleyhisselam'ın halının ismiyse nasıl bilmesin dedi. Ya nereden bileyim dedim ya. Ben hakikaten yani bazen o kadar ayrıntıya dönmüş yapıyoruz ki yani. Hani diyor ya bazen nafiye uğraşarak farzları kaçırmak meselesi. Değil mi? Yani lüzumsuz şeylerle vakit, yani bu lüzumsuz bir şey değil aslında. Peygamberin hayat okumamız gerekiyor elbette ama bizim için çok daha hayati bilgiler varken biz onlara yoğunlaşmamız gerekiyor. Bir de Eriha'nın manasını biliyor mu acaba o kardeşimiz? Anlamı güzel olacak. Hani hangi dilde yani hocam Kur'an'da geçsin ve orijinal bir isim olsun ben çocuğa koyacağım diyor. O da gitti filan koymadı o zaman diyor. Yani, yani filan ismi orijinal koymuşsa filan ismi koymuyor diyor. Hani hakikaten yani biz bazen işi çığırdan çıkarabiliyoruz. Buna dikkat edin. Kesinlikle. Farklı bir isim olsun istiyoruz. Bu orijinal bir isim olmayan. Orijinal takılısı olur bazen. Orijinal takılısı. Yani kıyamette orijinal bir şey. Ve orijinal için hakikaten ayrı bir orijinal olacak ama biz orijinal olacak mıyız? Yani çocuğumuz orijinal olacak mı? Güzel ahlak sahibi, iyi bir insan olacak mı? Biz öyle kafa yormamız lazım. Evet. Ama maalesef bir farklı şeylerle uğraşıyoruz dediğiniz gibi. Evet, Yecüc ve Mecüc'den bahsedelim. Evet, onlar da yani o kıyametten önce vuku bulacak olan, yeryüzünde bozgunculuk yapacak diyor Kehf suresinde olan asırlar ve soyları belirsiz iki insan topluluğudur diyor. Yani günümüzde bunun bir takım farklı yorumları var. Yorumları var. İşte sarı oldukları ifade ediliyor mesela diyelim. O tür şeyler ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'in Zülkarneyn Aleyhisselam önlemeye yaptığı set bu Enbiya suresinde ifade ediyor. O setini kırarak açılmasıyla yeryüzüne dağılacaklar. Acaba bu Çinliler mi? Şu anda daha ne durumdalar? Yorumlar o yapıyor. Tıpkı acaba Çinliler mi diyor mesela. İşte Moğollar, mesela tarihte bunlar Moğollar mıydı acaba? Şeklinde ifade ediliyor. İşte bunlar bir iki topluluk insanlara saldıracak, kentleri yakıp yıkacak, harabe haline getirecektir. Yani bakıyorsun 1200-1313. yüzyılda Moğolları tarif ediyor gibi geliyor ama biz tabi bunun içeriğini bilmiyoruz ne olduğunu, ne çıktığını. Bazı rivayette bu Settin mesela hani Sett ifade ediyor, burada Çin Sett'i olduğu zikrediliyor. Ama biz bunlar birer rivayet şeklinde anlamamız. Tahmin ediyorum. Tabii ki bizi bağlamıyor sonuçta. Evet. Yani biz Yecüc ve Mecüc isimli iki tane toplumun geleceğini bilmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Yani biz de dediğim gibi yani bu alametlerden daha ziyade kendi hayatımıza yarın nasıl hesap vereceğiz? Biz bunun yani kıyamet dediğim şey merak edecek bir şey değil. Yani şu tam merak edin ama ondan daha önce o kıyamet ve sonrasına ne hazırladık? Onun merak edilmesi gerekiyor. Acaba ben hesap anına çıktığım zaman benim sevabım fazla çıkacak yoksa Allah muhafaza etsin günahım mı daha fazla olacak? Amel defterimi önden mi alacağım, sağdan mı alacağım yoksa arkadan mı soldan mı alacağım şeklinde soruların sorulması gerekiyor. Yani soru da çok önemlidir muhatap için mesela. Yani asıl sorulması gereken sorular bunlardır. Evet. Bir de Doğu Batı Arap Yarımadası'nda yer çöküntüden olacağız. Hadis-i şerifte geçmişti bir alamet olarak. Evet. Yani günümüzde de var yer çöküntüleri. Yani işte petrol çekiliyor veya su çekiliyor, toprak çökebiliyor. Konya Ovası'nda olan hadiseler evet, var. Evet, Konya Ovası çok çoğalıyor. Evet. Obruk dediğimiz o evet. şeyler evet. oluyor. Yani bunlar, bunun hakkında fazla bir bilgimiz yok zaten. Yani nedir? Yer çöküntüsü olacağı ifade ediliyor. Yani bu yer çöküntüsü yani günümüzde büyük bir bomba atılıyor mesela. O da mesela bir ciddi manada bir tahribat oluşturabiliyor. Yani tam bir bu manada bir bilgi yok. Sadece ne diyor? İşte hı. üç tane büyük yer çöküntüsü olacağı ifade ediliyor. Evet, Yemen'de bir ateşin çıkacağı rivayeti var. Evet, yani Yemen'de ateş devam ediyor şu anda. Savaş yani Yemen'de yani, tarih boyunca her zaman ateşin kor olduğu, yani ateşin dinmediği bir malum, bizim türkülerimize kadar yansıyan bir durum. İşte
burası Yemen'dir mesela, Türklerimizde falan vardır mesela. Yani her zaman Tanrı'nın bir çarpıntının olduğu, sıkıntının olduğu bir yerdir. Orada bir ateşin insanları önüne alacağı, katarak süreci bir hadis-i şerifte geçiyor. Yani bu nedir? Bu ateş nedir? Bu ateş bir fiziki olarak bir ateş olabilir. Veyahut da manevi olarak işte nedir? Bir fitne ateşi olabilir. Yani fitne öldürmesin daha biterdir diyor Kur'an-ı Kerim. Yani fitne eşittirmeleri katil diyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani çok çeşitli etnik grupların yaşadığı bir yerdir Yemen. Farklı stratejik bir yerdir. Yani Yemen'in toprakları olarak, coğrafi konum olarak biliyorsunuz. Yani tam bir çok tam Afrika, Afrika'da Afrika'nın Avrupa'ya mesela o Kızıldeniz'e geçen tam belki de zengin maden yataklarının kontrolü olduğu bir bölge. Tabi bu şey üzerinde herkesin gözü var. Bugün de ateşin çıkması zaten savaşın olması da Arap Yarımadası'nda günümüzde en büyük kaynaktan bir tanesi yani. Yani zengin insan her zaman huzur getirmiyor, saadet getirmiyor. Yani işte kıyametin hani kıyametin koplaması olduğu bir tanesi de bu. Genelde yani kıyamet nasıl oluyor? Yani yeryüzüne baktığımız zaman huzursuzluk kardeşler arasında bir miras kavgası oluyor. Huzursuzluk oluyor. Yani para her zaman insana saadet getirmiyor. İşte Yemen'de bir ateşin olacağı, bu ateşin ne olacağı hakkında bize bir bilgi vermiyor ama yani biz bunu farklı yorumlayabiliriz. Yani çok zaten farklı kültürlerin, farklı insanların yaşadığı, farklı mezheplerin çok ciddi manada yoğun olarak oraya baktığı bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Ateşin mahiyetini biz bilmekle beraber yani bir nedir? Bir ateşin olduğunu biliyoruz tabii, o kadar yani. Başka bir bilgimiz yok. Evet. Evet değerli hocam, büyük kıyametleri bu şekilde açıklamaya, anlatmaya çalıştık. Tabii ki bunlar Kur'an-ı Kerim'de geçen kesin bilgiler değil. Hemen izleyicimizi hatırlatalım. Evet. Hadis-i şeriflerde, rivayetlerde geçen bilgilerdir. Doğruluk derecesi tabii ki Kur'an-ı Kerim gibi kesin değildir, %100 değildir. Peygamberimizin yani rivayetler olduğu söyleniyor. Biz bunlara tabii ki teslim olacağız, inanacağız. Ama mahiyetini, zamanını, keyfiyetini tabii Yüce Rabbimiz bilir. Bu şekilde teslim olmamız gerekiyor. Zaten İslam'ın özünde Müslümanlık teslimiyet dinidir. Teslim olmamız gerekiyor. Mahiyetini bilmediğimiz noktalarda Rabbimize teslim olmak en büyük çıkar yoldur. Yani bu konularda fazla detaya inmeden, çok fazla tartışmadan, vaktimizi ömrümüzde bu tür şeylere harcamadan değerli hocamın da bahsettiği gibi önemli olan bu fani dünyayı yani sayılı günlerimizi Allah'ın rızası doğrultusunda harcamaktır. Sevgili peygamberimizi örnek almaktır. Elimizden geldiğince ona tabi olmaya, onun gibi yaşamaya, onun ahlakıyla ahlaklanmaya çalışmamız gerekiyor. Yani nedir? Ölüm gerçektir, kıyamet gerçektir. Bunun zamanı, keyfiyetini çok bilmiyoruz. Bizim dışımızda olan bir şey ama kesin olan bir şey var ki hepimiz bu dünyadan göçeceğiz ve o gün için hazırlı olmak hepimizin kârı olacaktır. Bize düşen görev budur, yapmamız gereken de budur. Evet, değerli hocam, bugünle ilgili, bu konuyla ilgili başka söylemek istediklerim varsa ama yani, Kur'an-ı Kerim Rabbim diyor ki, İbn-i Kan'ı sıraht diyor, kıyametin saatini sorarsan diyor, onun bilgisi diyor, Allah diyor, onun bilgisi ancak Allah katındadır, evet, Allah katında şeklimizde ifade ediliyor. Yani gaybi bir mesele olduğu için biz kendimize bakmamız gerekiyor. Sonra Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, yani, yeni şey gelmeden önce diyor, salih amel işlemekte acele ediniz buyuruyor. Bu hadisinden inşallah biz konumuzu tanımış olalım. Yoksa gerçekten siz diyor, ibadeti haram ve helal hukuklarını unutturan fakirlik diyor mesela burada. Azdıran zenginlik, her şeyi bozup perişan eden hastalık, aklı ve idraki zaafa götürerek saçma sapan konuşturan ihtiyarlık, ansızın geliveren ölüm, gelmesi bekleyen şeyde en şerlisi deccal ve kıyamet olur şeklinde bizlere bunlardan sakınmamız, yani öncesinden salih amel işlemekte acele etmemizi bizlere ifade ediyor. Yani Efendimiz'in ifade ettiği gibi yani fakirlik gelmeden zenginliğin kıymetini bilinmiyor. Hastalığı gelmeden ölüm gelmeden önce bir yaşamın, hayatın değerini bilin diyor. Kıyamet gelmeden önce, kıyameti yaklaşacaksak, kıyamete kadar yaşayacaksak, öylesi deccal gelmeden önce sakınması. Evet. Yani sevgili Peygamberimizin öğütlerine baktığımız zaman yani genelde salih amelin yönlendirici ahiret için, hem dünyanın ahiret için, bugün için, bugün için yani içinde bulunduğumuz zamanı iyi değerlendirme. Zaten yarın yeterli, her hafta uçtu diyor efendim. Evet, kesinlikle. Yani yarını ertelememek. Tabii bizim en büyük zaafımız bu. Bugün yapamadım, yarın yaparım. Yarın, yarın, yarın. Yarınlarımız bitmiyor maalesef.
işte namazı başlayacağım ama işte şu anda hazır değilim. İşte yüzüm yok, şuyum yok. Bu tür şeyler bizi kandırmaktan, şeytanın tuzağından başka bir şey değildir aslında. Yani bugünden itibaren başlamamız gerekiyor. Çünkü yarına çıkma garantimiz yok. İşte yaşlanınca hacca giderim, yaşlanınca namaz kılarım. Böyle bir durum yok. Yani işte bunu gösteren her gün haberleri duyuyoruz. Trafik kazaları olsun, ani ölümler olsun, hastalıklar olsun değerli kardeşlerim. Yani hastalık hepimizin başında, ölüm herkesin başında. Bu nedenle önemli olan güzel ahlak sahibi bir kul olmak ve Allah'ın rızası doğrultusunda güzel bir hayat yaşamak, hayat sürmektir. Değerli hocam, başka söylemek istediğiniz bir şey ben yoksa teşekkür ederim inşallah. Evet, sevgili peygamberimizle ve izleyicimizle veda edelim inşallah. Değerli izleyicilerimiz, bugün önemli bir konuyu konuştuk, kıyamet konusu. Dünya hayatının fani oluşu, kıyametin kesin olacağı bilgisi hem Kur'an-ı Kerim'de hem hadis-i şeriflerimizde var. Her an için ölüme hazırlıklı olmak bizim için en önemli görevdir, en önemli hedeftir, en önemli ideal olması gerekir. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Gelecek programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.